İğne ve Tığ Uyalar kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Sizlere iğne ile yapılan bu havlu kenarını anlatacağım. Ben size hanımlar sadece çiçeğini anlatacağım. Sinek kanadından daha yapmayı daha önce de göstermişimdir. Gösterdim daha doğrusu. Onu anlatmayacağım. Hazır ekstra for aldım. Üzerine zürafa çekip sinek kanadından daha yaptım. Aralarına bıraktım. Bazen arkadaşlarımız soruyor nasıl ayarladın? Şöyle her iki başa yaptım ya hanımlar. Yaptıktan sonra çiçeğe koyacağım ortayı buldum. Biraz daha ekranımı küçülteceğim. Evet. Buldum. Bulduktan sonra aralarını saydım. Şunun ne kadar ettiğini çıkarıp arasını sayıp çiçeğimi koyduktan sonra yerlerine oturttum. Yani çok basit, kolay bir çiçek bu. Herkesin yapabileceği ve güzel duran. Bu bir siparişti. Ben de tamamladım. Umarım sizler de beğenirsiniz hanımlar. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayalım. Evet hanımlar, şimdi ilk önce bu çiçeğimizi hazırlamakla başlıyoruz. Geldim. Evet biliyorum biraz karanlık düşüyor. Hava oldukça bulutlu. Şöyle geldim parmağıma doladım. Şöyle biraz altta şöyle görünüyor sanırım. Bıraktım ve geldim. Şu parmağımı doladım ya tekrar göstereceğim. Şöyle doladıktan sonra iki kat olan yerden şöyle geçirdim elimi, iğnemi. Ve iki kere dolayıp parmağımdan çıkararak devam edeceğim. Sizler parmakla yapabilirsiniz. O şekilde devam edebilirsiniz hanımlar. Şimdi çıkardım. Buraya dört tane yuva yapacağım. Zürafa şeklinde. Zürafa yapıyoruz. Bir. İki. Üç. Dört. Yaptık. Ve şu ipimizi, altta kalan ipimizi çekiyoruz. En son yaptığım zürafanın içinden giriyorum. Sadece düğüm atacağım hanımlar buraya. Düğümümü attım. Baştakine geliyorum. Şu ikinciye yani. Araya köprü yapıyoruz. Yani geçiyoruz. Geçişimi yaptım. Şöyle. Diğerine geldim. Ve diğerine. Ve başladığım yerdeki şu ipe hanımlar girdim ve zürafamı yani köprü de diyebiliriz. Geçişimi tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane yuvamız oldu. Bu 4 yuvaya 3 tane zürafa yapacağım. Bir. İki. Üç. Üç zürafamı yaptım. Geliyorum en baştakine. İpimi iğnemin üstüne alıyorum. Köprü geçişi yaptım. İpimizi attık ve en başa şöyle en başa düğümümü attım. Geliyorum en baştakine tekrar giriyorum. Bu yaptığım arttırma tekniği. Bir. İkinci zürafa 2. Üçüncü zürafa. Şimdi en sonuna tekrar giriyoruz ve tekrar bir zürafa yapıyoruz. 3 ile başladık, 4 ile 4'ü arttırdık. Tekrar en başa geliyorum. İğnem ipimin üstüne, alttaki şu ipimdekini alıp doluyorum. Bu şekilde arttırarak hanımlar 10 tane olana kadar devam ediyoruz.
5 oldu. 6.'yı yapacağım. Ben devam edeceğim. Şöyle 10 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 10 tane hanımlar. Geliyorum en başa, gene düğmemi atacağım. Şimdi burada aynı zürafayı yapmıyoruz. Eksilterek yanındakine geliyorum. Yanındakine. Şimdi 4 tane zürafa oldu hanımlar. Baştakine geliyorum. Benim ipim yetmeyecek inşallah. Bunu tamamlayabilirim. Hemen yanındakine. Diğerine geçiyorum. Ve diğerine. Şurada ipime düğüm atacağım. Çıktı. Evet, geçirdim. Şimdi en baştakine tekrar geliyorum hanımlar. Diğerine. Ve diğerine. 2 tane zürafam kaldı. Şimdi geliyorum burada şu yanındakine, bu düğümlediğim yere değil, onun yanındakine geldim. Hemen düğümümü attım. Ben burada ipekleyeceğim çünkü yetmedi. Şöyle bir geçiş yaptım. Şimdi düğümü burada ekliyorum. Nasıl ekliyorum? Benim daha önce videolarımda da vardı. Temiz düğüm nasıl yaparız? Şöyle geliyorum, alta aldım. Şu kestiğim düğümü, şu düğümün bu tarafına, şu boşluk yerine hanımlar, düğümün üstüne gelecek şekilde, bu tarafına değil bu tarafına geliyorum. Şöyle hemen yanına düğümledim. Ve geliyorum yine zürafalarımı yapacağım. Burada yaptığımız gibi eksilterek 4 tane zürafa olacak. Geliyorum baştakine. Üç kaldı. Ve iki hanımlar. Burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi yapacağımız şey, bakın şöyle tamamladık. Burada yapacağımız şey, şurada 4 tane yuvamız vardı. 4 tane yuvanın hepsine aynı şeyi yapıyoruz. Kalp çiçeğimizi. Ben dörtlü kalp çiçeğimi tamamladım. Şöyle 3 kat iplik hazırladım. 3 kat ip. Geliyorum. Şurada, şimdi göstereceğim. Bakın. 1, 2 ve 3. zürafanın içinden iğnemi geçirdim. İpim iğnenin, ay pardon, yukarıda kalmış. Şimdi sayıyorum. 1, 2 ve 3. zürafanın içinden iğnemi geçirdim. Bu ipim üstte kalıyor. Şunu da şöyle koyalım. Bu 3 kat ipimi de iğnemin üstüne koyarak şöyle de katlıyorum ki zorluk olmasın. Hemen bir düğüm atıyorum. Burada ipimi uzun yaptım. Niye? Kontur geçerken biraz fazla ip gidiyor. Hemen düğümümü atmış oldum hanımlar. Bu düğümlediğim ip, sıkıştırdım. Şimdi geliyorum. Yanındaki zürafaya geçirdim iğnemi. İpimi iğnemin üzerine atarak normal zürafa yapar gibi çevresini kontur dönüyoruz. 3 kat iplikle. Bu yandaki, şöyle göstereceğim. Yanda zürafalarımız var. Onların içinden giriyoruz her birine.
Evet, biraz oyalayıcı burası ama değer tabii ki. İsterseniz iki kere de dolamayabilirsiniz burada. Yani o sizin tercihinize kalmış. Şöyle bir kere de dolayıp devam edebilirsiniz. Hem ipiniz daha az karışır böyle. O da bir bilgi olsun. Şimdi köşedeyim hanımlar. Bu iki tane kalmış diye üstte. Onu yaptım. Hemen alta iniyorum. Şuraya alta. Geldim. Devam ediyorum. Ve onun yanında şöyle ipimi çekeceğim ki gösterebileyim. Hemen onun yanındaki alttaki zürafa yanımlar. Geçirdim. Ve buradan şöyle göstereceğim. Şurada. Bu hani ortasına bu tarafa geçerken bir ip yapmıştık hatırlıyorsanız. İpi düğümlediğimiz zürafa. Ona geliyorum. Ortaya sabitlemek için. Sivri durması için. Şöyle. Ve hemen yanındaki zürafa. Burayı bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Yani gene aynı şekilde bütün zürafalara girerek çevresini dönüyoruz. Aşağıya iniyorum. Gene altta iki tane kalacak. Üçüncü de bırakacağız ki ekleyebilelim. Çok beğenilen bir örnek. Havlu kenarlarında. Sizler de umarım beğeneceksiniz. Bakın. Bir İki tane kaldı. Üçüncüsünde bırakıyorum bunu. Hemen geçiş yapıyorum diğerine. Geliyorum sayıyorum. Bir, iki, üçüncüye. Geldim. Şöyle ipimi de gene alıyorum hanımlar. Bu ipimiz ipimizin hep üstünde olmalı. Arada boşluk kalmayacak. Şu alttaki ipim dolandı elime. Evet alalım. Böyle arasında şöyle kalacak az. Yani hiç boşluk kalmayacak. İpliğinizin kalınlığı zaten o. Hemen geliyorum. Devam ediyorum kontürüme. Ben şimdi hanımlar bunu bitireceğim. Daha sonra kaz ayaklarını yapacağız. Evet, çevresini döndüm. İkisini de burada iki, burada iki başladığım yerde. Şu geldim başladığım yer hanımlar. İğnemi geçiriyorum. Bu ipimi de üzerine atıyorum. Aradaki kontur geçtiğim ipi de atıyorum iğnemin üstüne.
Ya burayı istediğiniz gibi de birleştirebilirsiniz. Nasıl kolay geliyorsa. İster o ipi kullanın, ister kullanmayın. O kadar da önemli değil. Ve tamamladım. Şu ipliklerimizi hemen alıyorum. Burayı yakacağım. Niye? Çıkmasını istemiyoruz. Şimdi hanımlar kaz ayağını yapalım. Kaz ayağı için hanımlar geliyorum. Bu 3 tane kalp için yuva yapmıştık ve 3 tane ilmek yapmıştık. Zürafa. Onun içinden girdim. Geliyorum, ipime düğüm atıyorum. İpimi şimdi en üstte şu sıraya hanımlar geldim. Kalp çiçeğimizi kontur geçtiğimiz yerin altısındaki yer hanımlar. Geliyorum ve ortada geçirdim. Gene geliyorum aynı yere. Sırası. Aynı sıraya. Ben size tekrar göstereceğim tam olarak neresi olduğunu. Ve tekrar şu yuvaya geliyorum. Diğerin yuvasına geldim. Ve çıkardım ilmeğimi. Üç tanenin ortasında. Şimdi net şekilde şurada temin anlatamadım sanırım. Şurası var ya hanımlar ortası. Ortasının altındaki 1, 2, 3.'ye geldim. Gene yuvaya girdim. Ne yaptım? Şu tam ortasındaki zürafanın içine girdim. Ve yana kaydım. Gene yandan 3.'ye giriyorum. Ortadan ilmeğe. Ve devam ediyorum böyle yuvaya. Şimdi hanımlar bir de bunu yaparken aslında altta uzun iplik yaparsanız, bırakırsanız incisini dikmek için ipiniz de olmuş olur. Ben bunu da unuttum yaparken. Silikonlu almayı düşündüm. Ama silikonlu da bulamadım. Yapıştırmalı. Kalmamıştı. O yüzden inciyi ne yapacağım? Dikeceğiz buraya. Yapıştırmalı da kullanabilirsiniz. Şimdi bitirdim ve ipimi kestim. Çiçeğimizi tamamladık hanımlar. Şimdi diğer açık rengimi alacağım. Havlumu da aldım. Şimdi ölçüyorum hanımlar. Şöyle ben iki tane sayma yapmıyorum. Geldim şöyle ölçtüm. Ortasını buldum. Bana ters geldi. Şöyle çevireceğim havlumu. Tekrar ortasını bulalım. Havlum 3 boyutlu bir havlu. Geldim. Ortasını buluyorum. Tırnağımı koydum. İpimi alıyorum. Hemen bir düğüm atıyorum öncelikle. Yüzünü hanımlar getiriyorum, koydum. Şu ortası buraya denk gelecek şekilde koydum. Birkaç yerinden şöyle renklere aşağıda olursaydı şöyle alttan üstten gelecek şekilde dikiyorum, oynama yapmasın diye. Hepsinden geçireceğim.
Benim havluya şey yaptım hanımlar, hazır ekstra fırını aldım. İsteyen arkadaş o şekilde istediği için isteğe göre yaptım. Ve şöyle iki tarafı dikmeli çıkarabilirsem. Şöyle iki tarafı dikmeli taşlardan aldım. Geliyorum tam ortasına koyuyorum. Bunu dediğim gibi silikon yapıştırmalı da var. Onlardan alırsanız hiç uğraşmazsınız. Geldim, alttan geçirdim. Yine alta iniyorum hanımlar. Şimdi düzelteceğim onu. Evet. İncimizi de diktik. Alta geliyorum. Güzel bir düğüm atıyorum. Bir tane daha atacağım. Sanki gevşek oldu. Kesebiliriz. Bunları isterseniz yakabilirsiniz hanımlar. Ben pek yakma kullanmıyorum. Direkt kesiyorum. Aslında havlularda o kadar fark etmiyor da tülbentlerde fark ediyor. Çünkü takılıyor. Evet, örneğimiz hanımlar, havluyu da göstereceğim sizlere. Şu an ütülemedim ben hanımlar. Havlumuz bu. Şöyle azıcık yukarı kaldıralım örneğimizi. Gösterin. Evet hanımlar. Yapacak hanım arkadaşlarımıza kolay gelsin. Umarım ben de sizler için anlatabilmişimdir. Bir yeni videoda görüşmek üzere hanımlar. Sağlıkla kalın.